Müvekkil Zafer Demir 2015 yılında bir gizli tanık beyanıyla soruşturma konusu oldu. Akabinde hakkında dava açıldı. Mahkeme yargılama süresince hakkında tutukluk tedbirini uyguladı. En nihayetinde Mardin 2 Ağır Ceza Mahkemesi müvekkilin örgüt üyesi olduğuna kanaat gizli tanık beyanı esas alarak gizli müvekkilin örgüt üyesi olduğuna kanaat getirdi ve hakkında 6 yıl 3 ay ceza verdi. Bu ceza tarafımızca temiz edildi ve dosya Yargıtay'a gitti. Yargıtay 3 Ceza Dairesi müvekkil hakkındaki temiz incelemesini yerel mahkemenin vermiş olduğu gerekçenin örgüt yeri için yeterli bir gerekçe olmadığı yönde tespitte bulundu. Ancak yargılama aşamasında hiç dile getirilmeyen, savcılık tarafından iddia edilmeyen, müvekkile ait olmayan 2017 tarihli bir ifadeyi müvekkilin ifadesiymiş gibi gösterip hakkında verilen ceza kararını onadı. Şimdi Yargıtay 3 Ceza Dairesi çok ilginç bir şekilde yerel ilk derece mahkemesinin, yerel mahkemenin vermiş olduğu kararda gösterilmeyen ve müvekkile ait olmadığı çok net, çok sabit olan bir başkasına ait ifadeyi sadece müvekkilin isim benzerliğinden kaynaklanarak müvekkile ait olduğunu kabul etti. Ve kendisi ilk derece mahkemesi gibi yargılama yaptı, savunma aldı. Savunma almaksızın hükmü onama yoluna gitti. Yani çok trajedik bir, komik bir durum ortaya çıktı. Zira en üst denetim mekanizmasının dosyanın içeriğine bakmaksızın, dosyadaki belgeleri incelemeksizin müvekkile ait olmayan bir başkasına ait ifade, sırf isim benzerliğinden yola çıkarak müvekkile aitmiş gibi gösterip yargılama yapıp cezayı onaması Türkiye'deki aslında hukuk sisteminin geldiği noktayı göstermektedir. Şimdi Yargıtay 3 Ceza Dairesi bu tarihteki ifade kabul etmek suretiyle ceza kararını onadı, ancak müvekkilin bahsedilen tarihte 02.01.2017 tarihinde vermiş olduğu bir ifade bulunmamaktadır. Müvekkilin savcılıkta vermiş olduğu bir ifade bulunmamaktadır. Bizim yaptığımız araştırmayla bu ifadenin bir başka kişiye ait bir ifade olduğu ortaya çıktı ve bunu tespit edip bunu ileri sürmemize rağmen Yargıtay mevcut kararını devam ettirdi ve müvekkil hakkındaki hükmü onadı ve müvekkil şu anda bir başkasının ifadesi, bir başkasına ait ifade nedeniyle, kendisine ait olmayan bir ifade nedeniyle, dosyada yer almayan bir ifade nedeniyle örgüt yerinden cezaevinde bulunmakta hükümlü hale gelmiştir.